Kardeş payında geçmiş bölümlerde. Ulan madem biz bunun patentini bile alamıyoruz, kimse inanmıyor. Ama biz inanıyoruz ki bu dünyayı değiştirecek. O zaman geriye yapacak tek bir şey kaldı kardeşim. Bundan sonra benim hayatımda takvim diye bir şey yok. Bundan sonra bu yolda her şey mübah abi. Bana da kardeşim. O zaman ne yapalım? Dosta düşmana şu icadımızı bir gösterelim artık. Haydi. Lan. Jeton kavanozu bu. Bunun burada ne işi var oğlum? Bunun öbür tarafta olması lazım. Ne oluyor lan? Kapı kapı kapı. Kim girdi? Lan! Bitti! Bittik oğlum biz. Ne oluyor lan? İcat nerede? İcat? Çalınmış. İcatımızı çalmışlar. Graviton, yer çekiminin oluşumunu sağlayan kütlesiz ve görülemeyen bir spin 2 bozonudur. Newton yer çekimini keşfettikten sonra hayatı boyunca bu bozonu aradı. Kendini çalışmaya adayan Newton, derslerinin yoğunluğu nedeniyle karısından ayrıldığında henüz 19 yaşındaydı. Yaşadığı süre boyunca birçok makale yazdı. Felsefe ve optik bilim üzerine de seminerler verdi. Ve bir daha kimseye bağlanmadı. Yer çekiminin ardındaki gizemi çözmeyi ise hiçbir zaman başaramadı. Newton 85 yaşında bir şövalye olarak ölmeden 5 dakika önce etrafında ağlayan insanları fark etti. O an bu insanlar arasındaki bağ, hiç kimseyi gerçekten sevmemiş olan Newton'a yer çekimini sağlayan bağlardan çok daha karmaşık göründü. Seyirciler hazır mıyız? Bir diyeceğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evinize. Bakmayın sürçülisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldık. Acayip acayip işlere daldık. Derken olmayacak bir şey bulduk biz. Bilmem bu gibi şahat ah nereye? Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya? Biz uzakta durma gel beniye. Gam keder girmesin araya. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abiciğim? Oğlum şunun fotoğrafına bakma lan. İleride bir gün çocuğun benzeyecek sonra. Sen işine bak abisi. Ulan 17 bin dolar için herif bizim icadı çaldı. Hırsız gibi hisseden yine kendini benim. Oğlum bir cam aç, pancere aç, bir şey aç Allah aşkına. Boğulacağım burada ya. Evin içerisindeki hava ekmeğin üzerine sürülecek kıvama gelmiş. Bu nasıl bir pislik heriftir ya? Ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyorsun? Ortalık dağılmış biraz düzeltiyorum. Kendi evinden son 20 yılda bir tek çöp kaldırmadın. Elin evine gizlice girmişiz. Ortalığı toparlayacağım mı geldi abisi? Ev hanımı mısın oğlum sen? Ya sen kendine baksana abi. Annem senin odayı göreceğine dedi. Bu oda dedi düzelmez dedi. Buraya dedi restorasyon lazım dedi. Odalarımız aynı mal. Hiç. Tamam Metin ya. Uzatma abisi. Hadi uzatma. Helalmiş lan. Nasıl duruyordu bu ya? Bu ne lan?
Çövdeli baba. Işık görmüş tavşan gibi kaldırmıyor Hoca Metin. Kapat nasıl? Klasörü kapat. Bir şey yap. Bilgisayarın B'sini bilmeyen adam buraya porno klasörü yapmış ya. Yemin ediyorum bütün cinsel hayatım gözümün önünden film şeridi gibi geçti ya. O film değildir ya. Kısa filmdir o. Hatta kamu spotu. Otur şuraya. Hiçbir şey de elleme. Ben şu odaya son bir kez bakıp çıkacağım. Ondan sonra bu şer yuvasını terk ediyoruz abisi. Kıpırdama. Lan telefonmuş bu. Efendim. Oğlum burada hiç kimse yok. İcat yok. Biz buraya boş yere geldik ya. Ali sen misin lan? Oğlum bu benim evim numarası. Ne işin var lan senin orada? Ali. Niye konuşmuyorsun oğlum? Benim evden beni arayıp telefon sapıklığı mı yapıyorsun? Ses yok. Anında merak ettim. Bekleyin geliyorum. Aha da merak ettim. Biz Hilmi'yi niye aradık Metin? Abi vallahi ben bir şey yapmadım bak. Star'a bastım. Hilmi çıktı. Yanlışlıkla oldu ya. Kime çektin bilmiyorum ki ya. Ben sana bir şey elleme dedim. Ver şunu bana. Bunu basacağım. Kafada yap lan mal. Aha. Alo. Hilmi efendim. Hilmi. Alo. Alo. Neyse. Kapandı bir daha arar herhalde. Ben size bir şey soracaktım. Bu diz ağrılarına ne iyi gelir acaba siz bilirsiniz. Ay Hamiyet neden ısrarla konuyu değiştirip duruyorsun? Ha, bizim oğlan sizin kızı görmüş çok beğenmiş diyorum. Ay müsaitseniz gençleri bir tanıştıralım diyorum. Nerede görmüş? Bizim kız olsa beğenmez. Karıştırmış olmaz. Ay karıştırmaz Hamiyet. Yani kendisine temel seviyede bilgileri aktardık. Sizin kızı pompacılardan ayırt eder. İnsan benzin alırken kurşunlu mu kurşunsuz mu diye dikkat eder. Depoyu fulleyeyim mi 50 liralık mı koydurayım diye düşünür. El olmadı. Acaba kaç liralık alsam arabayı bedava yıkarlar mı falan diye merak eder. Sizin oğlan bizim kızı orada görmüş. Evleneyim mi ben bununla diye düşünmüş. Sence bir tuhaflık yok mu bunda? Hayır biz gönderdik kızı görsün diye. Göndermiş. Biz her sabah kızı hayır dualarla ekmek parası kazansın diye yolluyoruz. Meğer kurdun kuşun içine salıveriyormuşuz. Haberimiz yokmuş. Ay Hamiyet. Hadi oğlum çabuk. Bak laf konuşuyoruz hadi. Hadi Hamiyet. Biz sizi bizim altın gününe kaydedelim. Ha? Hem altın da düştü. Ay Hamiyet. İyi tamam. Oğlanın adı ne? Tuğcan. Gerçek adını söyle. Ay gerçek adı Tuğcan. Ha sen şaka yapma bak adı öyle kalır. Ay Hamiyet. Ay bana fenalık geldi Tuğcan. Ay bir maniniz yoksa bu akşam size gelelim diyoruz. Gençler bir tanışsın. Manimiz. Tahsin. Allah rızası için kesmeye beni vekil tayin ettin mi? Sen ne diyorsun Şerif abi ya? Ettin mi? Üç kez soracağım. Ettim, ettim, ettim. Sen bunu başka merasimlerle karıştırdın ha. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sezon ortasında Nihat'a satılmış Beşiktaş gibi olduk ha. Hamişim, artık seni temizliğe gitmen lazım. Bu ikisinin kazandığı para benim iğnelerime yetmez. Giderim, ne yapayım giderim. Gelelim diyorum Hamiyet, bir mani yoksa. Bir mani var. Sizinle de paylaşayım. Bizim köyün ormanında durur sıra sıra yalaklar. İlla babanıza mı diyeyim? Düşün yakamdan. Dangalaklar. Kablosuz diye telefon kullanamayan adamlardan mucit mi olur ya? Ben sizin icadınızı ne yapayım? Hilmi abi sen aileden sayılırsın. Tövbe de lan tövbe de. Beddua eder gibi. Lan siz bu koltuk minderleriyle mi oynadınız lan? Yerler aynı değil bunların. Hilmi uzatma Allah'ını seversen ya. Dünyayı güzelleştirecek icadımızı senin aldığını biliyoruz ona göre. Dünyayı güzelleştirecek ne lan Ali? Bari hedef koyuyorsun. Biraz gerçekçi hedefler koy. Ne bileyim Beylikdüzü'nü güzelleştirecek de. Afyon'u güzelleştirecek de. Dünya ne ya? Bu arada lavabonun musluğu damlatıyor. Hazır gelmişken bir bakıver Metin ya. Fırsat gördüm bir dayanamıyorum. Ne yapayım? Metin. Olduğun yerde kal. Biz buraya hizmet vermeye değil, hesap sormaya geldik. Parası neyse vereceğim Metin. Metin, girişte lavabonun altında 13-14 anahtar gördüm. Musluğu hallet abisi, hadi. Kimi? Senin çaldığını biliyorum bak. Eğer vermezsen emniyete giderim. O da olmadı, valiye kadar çıkarım. Lan yerin valisini. İstediğin yere çık. Gerçi şu araları yemem.
Bildiğim kadarıyla yasak. Oğlum sen bizi bitireceksin mi lan? O yüzden değil lan. Orucum bugün. O yüzden yiyemem. Ha sen vari kebabı diyorsun. Ya şimdi senenin en erken okunan akşam ezanı bugün. O yüzden oruç tutuyorum ben. Şimdi oruç tutmazsam kampanya var da sanki faydalanmıyormuşum gibi hissediyorum. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Hallettim abi. Conta gevşemiş. Sıktım düzelle. Para yan odada Metinciğim. Oğlum düşün artık yakamdan. Vallahi yeminle babanıza söyleyeceğim. Lan oğlum minderlerin biri ikisi değil. Üçünün de yeri yanlış ya. Parayı komodinin üstüne koymuşsun Hilmi abi. He orada. Çıkarken parayı komodinin üstünden al datlum. Çıkarken komodinin üstünden parayı alamam datlum. Düzgünce ver abi. İster al ister alma. Çok tatın. Çocuklar sizin aksinize benim işim gücüm var ya. Çıkarken kapıyı arkanızdan kapatın. Ali. Bin parçalı yapboz değil lan. Tepe topu üç tane minder. Sizin bulduğunuz icadı bırak. Parayı bile almam lan ben. Düşün lan artık yakamda. Bu arada hırsızlık yaparkenki hijyen mantığınızı takdir ettim. Galoş süper. Hilmi bunu sevdi. Ya yemin ediyorum itliğine yapıyor. Ya. Ben gidip komodinin üstünden para mara almam. Vallahi ben de almam. O zaman yapacak tek bir şey kaldı Metin Özdemir. Arkadaş makas taşı yener. Anlatamadım şunu kimseye ya. Böyle deneye deneye yener. Hadi abisi, hadi abisi. Evinde saklamıyor, anlaşıldı. Acaba diğer evlerinden bir tanesine mi götürdü? Ulan herifin de ucuz market zinciri gibi her mahallede bir tane şubesi var. Yalnız ben bir daha o herifin evini aramam bak. Bir iki şey daha görürsem yemin ediyorum gidip kendimi kısırlaştıracağım ya. Böyle bir şey yok. Ayrıca bana pek Hilmi çalmış gibi de gelmedi abi. Vallahi ne yalan söyleyeyim, bence de Hilmi çalmamış. Ya ihale daha büyüdüyse Metin, he? Ya büyük oyuncuların dikkatini çektiysek? Mesela MİT gibi. MİT Üniversite değil mi ya? Ya alsınlar onlar, bize bir faydaları dokunur. Ya Metin ne diyorsun Allah aşkına? Lan, bu sakız ne lan? Sen sakız silemezsin ki. Dükkana sen yere karı mı attın lan? Dükkanın betini bereketini kaçıracaksın. Betini bereketini kaçıracaksın ya. Hadi karı attın sen. Mengeleni buraya niye getiriyorsun oğlum sen? Senin nasıl bir fantezi dünyan var lan? Ne ilgisi var ya? Sen bizim ilim irfan yuvamızı BBG İsveç evi gibi mi kullanıyorsun lan? Onunla vurmayacağım bak. Vurmayacağım bununla. Hani birbirimize söz vermiştik abisi. Ya ama adil bir anlaşma değil abi bu yani. Senede bir kere içki içen adamla alkol müptelası bir adam bir daha meyhaneye gitmeyeceğiz diye anlaşsa ikisi için de aynı şey mi? Gözünü seveyim ya. Mantık. Oğlum aldatma kaynaklı boşanmış bir insanım. Şu yaştan sonra kimseye kendimi ispatlamaya ihtiyacım yok. Kimi attın lan sen buraya? Seyir zevki düşük, mücadeleye dayalı bir geceydi. Hatırlamak istemiyorum. Oğlum o zaman bizim icadımızı kim uçurdu? Lan kahvede kavga var. Babam da yok. Koş. Metin. Ya bize ne arkadaş? Bize ne ya? Hadi abi. Hadi abi. Aç. Efendim. Alo. Hanımefendi ben Yiğit. Patent bürosundan. Ali Bey'le görüşebilir miyim lütfen? Patent bürosu mu? Evlenene kadar bakir kalıp evlendikten 3 ay sonra karısını aldatmanın patentini mi alacakmış acaba? Yok biz daha... Hanımefendi ben kiminle görüşüyorum? Ben eski eşiyim. Kurumsal görünmek için benim telefonumu verirdi. Ben de bilmediğim numaraları görünce sekreteriymiş gibi açardım işte telefonu. Anlaşıldı, anlaşıldı. Kendisi beni arayacak da halen aramadı. Nerede bulabilirim acaba Ali Bey'i? Vallahi ben başka karıların koynunda buldum. Ama siz nerede bulursunuz pek bilemiyorum beyefendi. Anlaşıldı hanımefendi. Ben en güzeli yaşadığı yere gideyim. Kusura bakmayın sizi de rahatsız ettik. Ben tabii öyle okuyup etmedim. Ne bileyim işte. Aslında beni bitiren ne oldu biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Öyle sürekli yuva kurup çoluk çocuğa karışmaya şartlanmak. Hanımefendi o dediğiniz döl yatağı kaynaklı operant şartlanma. Efendim anlamadım. Sık görülür, sık görülür. Hoşçakalın. Oğlum ananız size gebeyken 6 ayda teslim taahhüdü mü vardı lan? Aceleye mi geldiniz siz? Sizin probleminiz ne? Usta kafam planör gibi uçacak da boynum tutuyor resmen. Bu elektrik çok acayip bir şeymiş ya. Ulan oğlum madem dayak eksikliği hissediyorsunuz bize gelin ya. Niye birbirimizi dövüyoruz? Hadi bunlar kavga ediyor. Biz niye ayırıyoruz Turgut? Meslek lisesi elektrik mezunu adamım ben.
3 senede insan vücudunun elektriği ilettiğini kimse öğretmedi mi bana ya? İnce iş usta, kız meselesi. Barış Balay, çırağın aklına ince iş deyince inşaatta fayans döşemek gelir. Senin aklına ne döşemek geliyor? Sıpa! Cinnah! Bunlardan olmayacak Turgut. Analarını babalarını çağıralım, bunları gelsinler alsınlar okula götürsünler. Hayat bir okul. Yarimse en sevdiğim kitap. Belki seni ezberleyemem ama en azından beğendiğim yerlerin altını çizerim be güzelim. Ulan ben seni var ya, 7 ceddini dinledim. Tipini miyim minetini? Bana bakıyor, seni ben zannettim. Aha sıçtık. Buna yükledikleri program nasıl bir şey? Hani düşüncenin ürü müdür ya? Bu ne menem bir şey ya? Selamünaleyküm. Hayırdır, kim kavga etti yine? Aleyküm selam. Aha bunun ikisi. Tom ve Tom'u kovalayan it var ya, o. Jerry demeye dilim varmadı, görüyorsun değil mi Turgut? O masum hayvan nerede? Bizim bu iki serseri nerede? Oğlum hani bu kara kurular bal arısı gibiydi lan? Hani bir şey yapmayınca sokmuyorlardı? Birincisi kara kuru değil, kara kuru abicim. Siz de biraz düzgün durun ya. Kaç yaşında adamlarsınız ya? 200 lira en az fatura geliyor, elektrik faturası aylık. Sonra da çaya niye zam yaptınız? Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor arkadaş Ali he? Ayranları niye çarpıyor bu ya? Köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı. Gururumla oynadı. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana ya. Hadi kavga edenleri çarpıyor. Ayranları niye çarpıyor Ali? Ta köşeye kadar kovaladı beni ya. Sıkıştırdı köşede. İstiklal Marşı'nı tersten okuttu bana. Gururumla oynadı. Hadi kavga edenleri. Lopa girdin Sezai. Lopa mı girdim? Lop ne lan? Tekrara düştüm. Oğlum böyle şeyleri bize söyleseniz ya. Paylaşın biz de işte bunları. Böyle geri beslemelerde bulunun ki düzeltelim. İnsanoğlu çiğdir. Sezai çaya karbonat katar. Ama bu robotlar namuslu işte. Bunlar hep bizim mahallemizin malı. Turgut abi bunları hoş görmek lazım. Hor değil. Önlem ne boylan. Siz büyüdünüz de kahvede olay çıkarır hale mi geldiniz lan? He? Mesai saatleri işinde sizin ne işiniz var burada bakayım? Anlat. Hakikaten lan. Biz çırakları azarlayacağız diye olayın odağını kaçırdık. Ne işiniz vardı lan burada? Hedef saat 3 önümde. Akrep gibi kız. Ya korkma olayı. Feyza! Kız! Ne haber Yavuz Demidilli? İyilik Feyza. Nereye kız? Mahallenin prensesi. Mahallenin prensesi mi? Ya niye öyle dedi ki, sesim kalıp değil mi acaba? Prensesi, prensesi. Ulan kıza hiç sevgi göstermemişler be. Prensesi, prensesi anlayacaktır ma. Ne zaman geldin be Feyza? Ne diyorsun lan sen? Nasıl konuşuyorsun oğlum Feyza ablanla? Oğlum ne havası lan, ne konuştuk biz seninle? Tarık bak bana ne dedi. Ben de sana güvenip sokaklara çıkıyorum. Hakaret üzerine hakaret. Pee. Lafını geri al, özür dile Feyza ablandan. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Oğlum bak seni geberteceğim lan sen. Kimi geberteceğim lan, seni geberteceğim. Vurursun lan. Kalktan lan ya. Kalktan. Bak lan. Yürü be. Yürü lan. Yürü. Bırak lan, bırak! Feyza'nın yakasından düşmek için kaç para istiyorsun? 3 lira veririm sana. Lan yürü git! 3.75. Biz dövüşmeye başladık ikimiz. Bir baktık ki ta buraya kadar gelmişiz. Allah Allah. Amerika'nın manisini bize satmaya çalışıyor bebeğe. Yemezler aslanım. Ne işiniz vardı burada? Dökülün bakayım, dökülün. Biz şey... Ne? Feyza. Feyza'yı... Şey, gördük biz. Senin Feyza dediğin Feyza ablan mı lan? Hani şu aranızda 15 yaş fark olan. Şey, Feyza. Meme! Ben bunu öldürürüm. Neresini yüzer istediğim yere... Ay, gel lan buraya! Bir dakika. Yapmayın ya. Gel lan. İyice mahalle kahvesini çevirdiniz burayı. Umut abi bırak! Feyza sizin başınızda! Asiyeciğim takma kafana. Sen sınava gireceğin günü netleştir, izni ayarlarız. Çok sağ ol Feyza. 2 dakika yerime bakar mısın? Ben bir lavaboya gidip geleceğim. Feyza mı dedi o bana? Feyza. Karışma oğlum bana ya. Oğlum lan. Hanımım ya.
Bu ecnebiler kendi benzinlerini kendileri dolduruyorlar ya. Burada da o sisteme geçsek de biz de biraz razı etsek diyorum ha. Ne dedin? Kartal kardeşim artık var ya bildiğin eminim sen bu benzini kokluyorsun. O nasıl bir tabir hanımım ya? Dizel motoru muyum ben? Teessüf ederim. Feyza Hanım. Canım. Asiye nereye gitti biliyor musunuz? Lavaboya kadar gitti. Gelecek bir... Bu kim lan? Kim ki bu? Oo, Asiye'nin 3 yıllık sevgilisi. Hele önümüzdeki hafta Asiye'yi başka birinin istemeye geleceğini de düşünürsek. Tuvalete gidiyorum diye çıkıp kocaya mı kaçılır lan? Bu nasıl iş kardeşim? Çocuğun yan mahallede başka bir kırığı var. Üngür üngür ağlıyordur. Asıl ona gitmek lazım şimdi. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Beyler Asiye'yi nöbetten düşün. Az önce biz bu mahallenin itleri bu tür olaylarda birbirimize haber veririz. Allah Allah. Biz size it diyorduk da sizin de kendinizi öyle çağırdığınızı bilmiyorduk. Hadi ya. İşin yoksa kasiyer ara. Yok artık. Baba nasıl ya? Bu nedir? Bu baba da ne acayip adammış arkadaş ya. O ne ya? Babamın trafik cezası. Oha. Feyza bu akşam sana görücü geliyormuş. Ne diyorsun sen be? Vallahi bak haber geldi. Bu akşam sana görücü geliyormuş. Hadi yine iyisin. Deniz seni terfi ettim 2 saatliğine kasiyer sensin. Sen de lavaşsın lavaş. Ben kasaya bakamam Feyza. Hayret edersin. Kasa terfi mi lan? Bilmiyorum. Asiye bizim amirimiz miydi? Ne bileyim oğlum. Bir çay kap gel. Ne? Niye? Duydun. Amirin sayılırım artık. Bir çay kap gel. Ne diyorsun oğlum? Bu ne kadarmış. Yalnız kendi evladımdan dayak yemiş gibi oldum ha. Gururum okşanmadı da değil. Gör bak dedim eserin neler neler yapıyor. Sen yine kendini kaybettin Metin. Toparlan abisi. Toparlan. Hayırlı işler olsun bakalım. Allah razı olsun Şerif abi. Sana da buyur. Lan şu dünyanın 7 harikasından biri vardı. Neydi lan onun adı? Çisettim abi. Yok. Misur piramidi. Yok o da değil. Lan hani şu aşağı katlardan yukarı doğru tesisatta su çıkartıyorlardı ya. Babil'in asma şeyleri. Hah. Onun amına koyayım ben. Adam çoktan seçmeni küfretti ya abi. C şıkkı. Sizin şu Oğuzhan'ın evinin tesisatını bir yapmışım. Babil'in asma bahçeleri bok yemiş, bok yemiş, bok yemiş. 80 yıllık tecrübemi bir anda aktırıvermişim. Şerif abi, Oğuzhan tesisat için sana mı geliyor? Onu diyorum işte. Neden bana geldi? Tecrübe oğlum, tecrübe. Adamın evinin tesisatı patlamış. Evde kalınamayacak hale de gelmiş. Dedi Şerif abi, bunu yapsan yapsan... Yani şimdi evde kalamayacak hale geldiyse nerede kalıyor bu karaktersiz? Sizin dükkanda. Kimsenin bilmediği gizli bir bölümü varmış. Kimsenin dikkatini çekmiyorum dedi. Lan bu masanın altında mı kalıyor lan yoksa? Lan Oğuzhan görüyor musun bak Hilmi'nin de boş yere günahını aldım. Hem ağır hem de bir sürü değerli parça var üzerinde. Güzel para eder. Vallahi mi? Kaç para mesela? Abi ben bu kadar yuvarlağı en son olimpiyat logosunda yan yana gördüm ya. Abisi sen de benim düşündüğüm şeyi mi düşünüyorsun? Ben Hacı'nın 94'te Kolombiya'ya attığı golü düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Şerif abi vermiş olduğun değerli bilgiler için... Çok teşekkür ediyoruz. Metin, aslanım, bütün randevularımızı iptal et. Bir saniye. Metin. Alo, Zeki. Ne yapıyorsun abisi? Sana acil bir işimiz düştü bizim ya Metin abinden. Buyur Ali abi. Ne diyeceğim? Bu bizim Oğuzhan yok mu? Ona bizim acilen ulaşmamız lazım. Şu sizin uydulardan bir kontrol etsen de yerini saptayabilir miyiz kuleye? Ali abi gözünü seveyim. Ben meteorolojide çalışıyorum deyince kafanızda nasıl bir şey canlanıyor abi sizin? Bu mudur yani Zeki? Mahallemizin tek okumuş, meslek sahibi olmuş erkek evladı olarak kıymetli Özdemir ailesine göstermiş olduğun hayır bu mudur? Abi akşam hava -2 derece sıkı giyinin. Hafta sonu yağmur geliyor plan yapmayın. Benim faydam budur Ali abi. Kapat gerizeki. Kapat! Senin gibi üniversite mezununun. Oğlum bu da askerlik için okumuş lan. B planına geçiyoruz hemen. Hoppa. Çalıyor. Alo! Oğuzhan neredesin lan sen?
Şerif abi kusura bakma, dükkan sana emanet abi. Ne demek lan bana emanet? İtim lan ben, it. Sonuna kadar serseri lan. Bana emanetmiş. Aha. Hayır Şerif'e dükkan emanet edersen böyle olur. Öyle Feyza'nın aklı çelinir de kabul ederse halimiz duman tatsın. Sen de gelme diyeydin. Öyle gelme falan denmez. Kızın adı çıkar. Koca istemiyor diye. Bu omuzlar ne böyle bunlar? Sanki senin omuzların benim ellerime masaj yapıyor. İyice şiştin sen. Ne yiyorsun sen? Protein tozu. Aa, o ne öyle? Herhalde etin suyunu yapıyorlar. Proteinin de tozunu mu yapıyorlarmış? Aa, ver onu sen bana. Ben bunu sana çorbasını yapayım. İçine de biraz şehriye ilave edeyim. Böyle kuru kuru yeme. Anne, baba. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var canım. O ayakkabıları çorapsız giyme. Geçen de doğal gaz alarmı çalıştı kokusundan ha. Ben... Beni bu akşam istemeye geliyorlarmış. İstemeye değil kızım. Gençler bir tanışsın diye. Hem kim söyledi sana istemeye geldiklerini? Anne bak haberi mahallenin itlerinden duyunca... Doğru konuş kız. Onlar senin abilerin. Yok be baba. Abimlerden bahsetmiyorum. Bizim pompacı çocuktan bahsediyorum. Hem onlar da kendilerine öyle hitap ediyorlar. O yüzden küfür sayılmaz. Kızım sen merak etme. Tanışmaya gelecekler. Beğenmeyeceğiz. Gidecekler. Ne tanışması ya? Ben istemiyorum. Hem baba... Bu ne? Senin iki gün önce Kırıkkale'de ne işin vardı? Radara yakalanmışsın. Biraz üstüme gelmeye başladınız ha? Babacığım, Kırıkkale'de ne işin vardı? Sana hesap mı vereceğim lan? Allah Allah. Ya benim kedisi miyim, babası mıyım belli değil arkadaş ya. Bunlar ne lan? İnsanın kendi evinde huzur olmaz mı arkadaş ya? Bana bak, örümcek örümcek mi ısırdı bunu? Yoksa abilerin bunun üzerinde deney mi yaptılar kız? Ya ne örümceği anne ya? Ben görücü falan istemiyorum. Evlenmek istemiyorum. İstemiyorum demek olmaz. Adın çıkar. Baban Kırıkkale pavyonlarında karılarla karıştırsın. Sen koca istemiyorum diye adını çıkar. Hay, yüreğime mi indireceksiniz siz benim? Bu ne be? Sessizce takip et. Niye? Seni tenhaya götüreceğiz. İki saattir düşündüğümüz kaçırma planımızı daha ilk anda ifşa edelim Metin. Bravo. Bir dakika, bir dakika. Şimdi siz beni mi kaçırıyorsunuz? De iyi ya, tamam. Hem bakarsınız da bana. Yatacak yer de beleşten değil mi? Oh, tamam hadi gidelim olur. Ne yaptın Oğuzhan? Değer miydi lan? Ne yapayım be abi? Benim başka çarem yoktu ya. Önce dedim ilaçla kendimi zehirleyeyim dedim ama... Benim sigortam yok. Şimdi bakıyorsun uyku ilacı dünyanın parası. Benim param yetmez ona tabii. Kendim benzin dökeyim yakayım dedim. Arkadaş dünyanın en pahalı bilmem kaçıncı benzinini kullanıyoruz. Bize lüks, israf yani. Sen kendini mi öldürecektin lan? He. Sonra küçük tüple intihar edeyim dedim. En temiz o olacak herhalde. İki gün önceki zamdan ondan da benim bütün hevesimi kaçırdılar. Hadi denize attım diyorum. Ben hayatta boğulmam. Fok gibi yüzerim. Kendim biliyorum abi. Oğlum niye intihar ediyorsun o zaman? Abi ya evi su bastı. Ben kurusun diye yazı bekliyorum. Gizli yerinizde sizden gizli kalıyorum. Allah aşkına halime bak. Ben niye yaşayacağım abi? Söyleyin bana ya. Niye yaşayacağım ben? Oğlum sen niye gereksiz yere gurur yapıyorsun ya? Sen niye yardım istemiyorsun hiç kimseden? Hakikaten lan Türkçü 40 yıllık abimiz. Benzinci bacımız, eczacı, baldızımız. As. Ne diyorsun oğlum? Öyle denir mi lan? Eczacı, eski baldızımız. Heh. Ya yardım istiyorsan sen abilerine gelsene Oğuzhan. Ya eyvallah da ben kimsenin yardımını istemiyorum ya. Ben okulunu birincilikle bitirmiş insanım. Para benim işim de işte elime geçmiyor anasını satayım. Bizim icadı da uçurmuşlar ha. Hadi be. Ya uçurtmayı vurmasınlar mı? Gizli yerdeydi lan. Ama işte kim aldı bulamıyoruz. Bir dakika. Şimdi ben kimsenin günahını almak istemem ama... Hilmi abi her gece sizin dükkana girip çıkıyordu abi. Ne diyorsun lan? He, sizin defterleri kontrol ediyor bu. 17 bin dolar borçları var bana dedi. Bana da fırça attı. Böyle defter mi tutulur diye. Bir contayı 10 kuruştan veriyorsunuz. 50'den aşağı okutmayın. Dedi ki... He, dur. Bir de beni sizin yerden çıkarken gördü abi. Açıl susam açıl. El grande. Oh, dear.
yılda Türkiye'deki tüm şirketler içerisindeki en büyük ciroyu yaptınız. Evet, yaptım. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Kar odaklı çalıştım. Para basmaya yönelik hareket ettim. Emperyalizmin kölesi, kapitalizmin uşağı, paranın efendisi oldum. Acımadım, acıttım. Ağlamadım, ağlattım. Peki neden dünyayı güzelleştirmeyi denemediniz? Ne gerek var? Hı? Niye uğraşayım ki? Risk almadım. Ben sürpriz sevmem. Sırf sürpriz sevmediğim için gittim apandistimi kendim aldırdım. Evet, evet. Aldırdım. Yaptım bunu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ulan Hilmi. Ulan Hilmi. Biz sana nasıl inandık lan? Ulan Ozi. Senin işini halledeceğiz. Fakat önce şu Hilmi'yi bulmamız lazım. Tamam dur ben de geliyorum. Bir dakika bana müsaade edin abi. Müsaade senin. Son para. Allah'ım. Para, 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 para. Eh be arkadaşım. Tamam hadi gidelim. Hadi abi. Allah kabul etsin. Güzel kardeşim, rica etsem biraz daha hızlı oynayabilir misin? Teveccühünüz. Buyurun azizim. Merci. Şuraya bak. Koca koca adamları resmen maymuna çevirdi. Sirk hayvanı gibi elektrik vererek eğitiyor. Diye taş atanı gördüm ben ya. Ne diyordun? Bana patent fikirlerinizden bahsediyordunuz. Şimdi internete gidip Marilyn Monroe'nun işte Britney Spears'ın falan saç telini alıyorsun. Sonra onu bir güzel klonluyorsun. Sebep? Sebep. Kafayı çalıştır. Aradan 18 sene geçtikten sonra kendi filmini çekeceksin. Başrolde Marilyn Monroe, Britney Spears, Haydi Kulum. Kimi istersen oynatıyorsun. Nasıl? Vallahi ürkünç. Aynı zamanda yasa dışı. Hilmi Bey, bu metinle Ali gelmeyecekse ben yavaş yavaş kalkayım artık. Ya oğlum olmadı. Kendi havayolu şirketini kur. Hepsini hostes yap. Düşün. Paranın kokusunu alırım ben yiğit. Bir de jöle kokusu alıyorum. Çok jöle şişiyorsun ya. Bak bana limon. Bunun ne işi var lan burada? İcadımızı çalmış sakmaya çalışıyor. Değiyorsun. Sen sakın reklerme abisi ben her şeyi halledeceğim. İcadın çalındığını söylemeyeceğiz. Dik dur. Yiğit'cim ne haber ya? Hilmi abi sen bunların icadı niye çaldın ya? Hangi icat? İcadımı çaldırdınız. Feyza, elimdeki kutuyu aylardır senin için hazırlıyorum. İçinde bir hediye var ve bu kutu sadece bu anahtarla açılabilir. Aslında bir tane de yedek var. Kaybedersen gel, onu da veririm sana. Bu kutuyu anahtarlar olmadan kimse açamaz Feyza. Belki ustam açar ama en az 2 saat uğraşması lazım. Ah Feyza. Ne yapıyorsun lan? Lan! Allah'tan yedeği var ya. Bırak şimdi anahtarı! Lan! Mesaj geldi. Feyza istemeye geliyorlarmış. Kimden mesaj geldi? Mahallenin itlerinden. Seni aralarına mı aldılar lan? Beni niye almadılar? Lan oğlum yanlış yere kafayı takıyorsun. Feyza gidici diyorum. Elin oğlu gelecek. Bizim Feyza'yı alacak. Sonra Allah bilir neler neler yapacak. Şeffaf stüdyo askısı! Kalk lan kalk benimle gel. Nereye gidiyoruz? Takip et beni. Abi yine mi oraya gideceğiz ya? En sonunda Metin Nalli abi yakalayacak bizi bak. Feyza! Azim'le sıçan! Uğraşamam şimdi sizinle! İstemeye geliyorlarmış seni! Siz nereden biliyorsunuz lan? Onlar seni istemeye geliyor da... Sen istiyor musun Feyza? Ben istemiyorum. Hem de hiç istemiyorum. Yürü lan. Buyur. Yine başa sardık kız. Lan oğlum siz bundan 30 yıl önce modern bilime tepki olarak doğdunuz lan. Ben sizin Vatikan'ın gizli projesi olduğunuzu ciddi ciddi düşünürken niye icadınızı çalayım ya? 17 bin dolara karşılık çaldın işte icadı. İnkar etme, itiraf et. He lan he çaldım çaldım. Ben çaldım ya. Sizin tamamlamak için fellik fellik para aradığınız icadınızı çaldım. 17 bin dolar o. Üste de aradığınız parayı koydum. Eksi 20 küsür bin dolara bağladım işi. Salağım ya be. Bana yılın yatırımcısı ödülümü verin lan. Verin.
Şimdi o konuya da gelirsek, yatırımcınız icat konusunda halen ısrarcı beyler. Bir daha düşünmenizi istiyor. Nasıl ya? Bu iki ara elemanın icadına talip mi çıktı? Ne teklif ettiler? Valla şimdi net bir teklif yok. Ama benim umduğum şöyle bir şey. Maş. Maş. Bu ne bu? Metrik sistem mi yoksa inç falan mı? Direkt Türk lirası. Kap. Bana biraz müsaade ederseniz. Mobeseleri incelettirmiyorsunuz. Polise de gitmiyorsunuz. Şu sıralar polisle aramız pek iyi değil. Olayı medyaya taşımak da istemedik. Yani icadımız kötü şeylerle anılmasın. Lan icat sizinle anılıyor. Daha ne olsun? Boş verin mobeseleri falan. Ben hırsızın kim olduğunu bilmiyorum. Kafanda bir şey var. Var, evet. Hırsız bize çok yakın biri. Yanlış anlıyorsun. Hakikaten kafanda bir şey var. Bu ne lan? Niye koydunuz oğlum bunu kafama? Yeni bir şey deniyorum Hilmi abi. Bahşişi az veren müşterinin üzerine tavandan bir tane reflektör sarkıtıyorum. Onlara geç gidiyor kara kuruler. İyi mi? Allah Allah. Biz bu kuru karılara bir de bahşiş mi veriyoruz ya? Vallahi ben orucum. Bugün çayma içmedim. Ama yine de bahşişi şuraya koyuyorum. Alsın bakalım alabiliyorsa. Kalkın. Hırsızın yanına gidiyoruz. Ben polisi aksettirmeden şu mobeseleri bir inceleyeyim. Delikanlı. Hilmi seni çok seviyor. Lan karakuriler bile benden fazla mı kazanıyor lan? Bunlar yine bir işler karıştırıyorlar ama yemin ederim iyi kurtuldun sen bunlardan. Sen nasıl evlendin bu adamla ya? Düğün düğün diye kafama taktığım evlendim. Düğün de düğün olsa. Bizim tarafa komple orkestra yanıyla kolon arkasını ayırmışlar. Resmen deplasman taraftarı muamelesi gördük. Ya düğün salonu? Zemin katın altında bodrum gibi düğün salonu tutmuşlar. Nedim dayım burası bana 12 Eylül günlerimi hatırlatıyor dedi. Fenalaştı adam. 10 dakika duramadı. Ya düğünü çeken adam, adam kameranın içine kaset koymayı unutmuş. Bizim düğün görüntüleri diye salonun güvenlik kamerası görüntüleri var. Rezillik, resmen rezillik. Artık kendi soyadını da aldın. Eda, nasıl da düşünmek istemediğim şeyler söylüyorsun bana. Ali ile tuttuğumuz o ev, eşyalar dar geliyor bana. Annemin evine desem oraya da gidemem. Gitme zaten abla. Kendi ayaklarının üzerinde dur. Ablacığım. Güzelim, anamız babamız bile sana Eda, bana Şükriye adını koymuşlar. Adım bile ev kızı kriterlerinde benim. Ben senin gibi miyim? Saçma saçma konuşma. Senin kadar güçlü kadın görmedim ben. Kendi ayakların üzerinde duracaksın. Anlıyor musun beni? İyi de nasıl Eda? Nasıl? Deli var ya, geçen gün sizin tuvaleti açmaya gelmiş. Evde seninle Feyza'yı konuşurken duymuş. Ya! Şerif abi niye gelsin bizim tuvaleti açmıyor ya? Ben sana tuvaleti hallettirmedim mi oğlum? Ya abi ben sana dedim ya, yapamam dedim ya. Aynı evdeki insanların kakasını göremem ben ya. Kafama takarım, kurarım. Neyini kurarsın Metin? Senin nasıl bir zihin yapın var lan? Lan oğlum beni dinlesenize, bir şey anlatıyorum şurada ya. Bana dedi ki bu, Metin'le Feyza'yı konuşurken duydum dedi. Bir icattan bahsettiler dedi. Gizli bir yer varmış. Neresi dedi. Ben nereden bileyim dedi. Ya dedi, aa dedim, hımm dedi, oo dedim, yürü git dedim. Ulan Şerif abi, ulan Şerif abi 87 yaşına geldi, mahallenin yaramaz veledi oldu. Bu adam eskiden mübarek cuma derdi, şimdi casual Friday diyor. İyice tikiye bağladı ya. Bunu o zaman ya şey yapmayalım, öyle paldır küldür girmeyelim. Kalbine malbine iner. Bak içimizde en tipi düzgün sensin abisi. Düş önümüze, içeri girelim, düzgünce soralım ya, dürüstçe. Bu adam bizim ustamız. Hilmi bunu mantıklı buldu. Hadi abisi. En güzeli. Allah'ım ya. Anlatırsın. O ses ne be? Kolumlarla gelsene oğlum abi. Kolumlarla. Ya be bismillah. DJ Yıldız attı. 87 yaşında adam DJ Yıldız attı abi. Şerif abi Allah'ını seversen ne yapıyorsun? Can basmak ha. Varım ulan. Gelin dövüşün benimle. Gelin gelin serseriyim ulan ben. İtimi. Abi dükkan basmak falan yok. Kızını seveyim. Ne yapıyorsun sen ya? Konuşmaya geldik. Çeker misin şunları lütfen?
Sen de bir şey yapma lan, doktora çıkarttırırız. Abi genelde ben söylüyordum bunu ya. Ne oluyor lan burada? Baba! Dükkanımı bastılar Tahsin. Ne bu hal lan? Gene mi mahalleye birbirine kattınız arkadaş ya? Serseriler. Baba, ayıp oluyor ama koskoca adamlarız. Mahallenin ortasında böyle. Nasıl? Baba, Şerif abi gizli icadımızı çaldı. Ne icadı lan? Meleme lan sen de keçi gibi. Oğuzhan mı söyledi lan? 5 lira verdim sussun diye hıyar ağasına. Oğuzhan. Hadi yürü git eczanede baksınlar şu küçücük yara için meleyip durma karşımda. Neymiş bu icadınız görelim bakalım. Gir sen. Baba tamam. Geç. Ustam bizim gizli yerimizden icadımızı çaldı baba. Gizli yer dediğin dükkanın arka duvarını döndürerek girdiniz yer mi? Haydi. O zaman ben oraya artık gizli yer demeyeyim baba. Ne diyeyim, ne diyeyim, Mahmut mu diyeyim? Hayırlı işler olsun inşallah. Ne haber Edi? Saygılar. İyilik bir kaçım. İşte Türkiye'nin aradığı o ses geldi. En ince oktavlara kadar çıkıp bana mısın demez. Ufak bir kavgaya karıştık da. Pansuman falan yapılıyor mu burada? Kızgın demir varsa onunla da dağlayabiliriz. Sorun değil. Pansuman yasak bir anam. Bir tek eşe dosta. O yüzden maalesef. Eda. Geç şuraya. Ben eczacı dolabına gideyim. Olur. Eczanede de mi eczan dolapları eczan dolabı diye sesleniyorsunuz ya? Bari bugün ilk dolap desek. Nasılsın Şükriye yeğen? İyi abla. İyilik be Metin. Geçmiş olsun. Neyi kovalıyorsunuz siz? Talihimizi kovalıyoruz bir abla. Ama bir bilsen ne kadar hızlı kaçıyor namussuz. Oh. Sıyır. Yavaş lan. Yaram o kadar ağır değil, ölmedim. Pamuk tıkamak için erken daha. Metin, sıyır şu kolunu. O ne lan? Dikiş gerekir mi ki buna? Gerekmez mi be Eda? Al kırmızı dikiş ipliğini eline. Adının soyadının baş harflerini omzuma dik. Kimse sahip çıkamasın. Bir tek senin olayım. Tut kolumdan kaldır beni. 3 kere bu kimin diye bağır. Kimse benim demesin. Bir tek senin olayım. Canımın acıması bile ne kadar sevimli Metin. Eczaneye her girişinde kalbim nasıl atıyor bir bilsen. Yine gel diye sana hep en zayıf ağrı kesicileri veriyorum. Geceleri uykuyu bekler gibi bekliyorum seni. Sen benim dilimin ucundaki hatırlayamadığım o kelimesin Eda. Çimenlerin üzerinde yalınayak gezmenin verdiği o garip huzursun. Dikiş gerek bu yaraya. Senin tüm yaralarını ellerimle dikerdim de Metin. Okul kantininde satılan allı pullu kalemler gibisin. Biliyorum. Dışın rengarenk, hayal gibi. İçin kırıklarla dolu. Eda. Metin. Alın gizli icadınızı başınıza çalın. Gizli icat dediniz mi ama? Elektrikli motor. Muazzez Abacı diye bir şarkıcı var. Onu da keşfedin. Piyasaya kazandırın oğlum. Sen bunu mu aldın abi? Gözünü seveyim ne yapıyorsun abiciğim sen? Baba şey ya bunlar kara kulüden elektrik motorları. Şerif abi sen bunu niye çaldın ya? Bak. Bekle. Metal elektriği mi tutuyor birisi lan? Motor seni öttürüyor Şerif abi. Öttürüyor Tahsin, öttürüyor. Kalp bilim ötüyor lan. Ulan ben bu dünyada et diye süt diye karışmadım hiç. 3 darbe gördüm. 3'ünün birinde de biri gelip lan sen ne yaptın ne ettin diyen olmadı. Hatta gelip benden hayır duası istedi o komutanlar. Allah kabul etmemiş Şerif abi. Şimdi ne yapıyorsun? Arayı mı kapatıyorsun Şerif abi? Baba şey ya bir hata olmuş sanırsam. O hata 35 sene önce oldu. Ben onu nöbetçi eczaneye gidecektim. Gir lan. Ulan bu mahallenin ilk alafranga tuvaletini ben yaptım ulan ben. İlk kez de ben kullandım. Eda. Metin. Günahımız ne kadar lan? İstemez geçmiş olsun. Mutlaka bir doktora görün ama. Ah be çocuğum. 2 kelime etmek bu kadar mı zor? Allah. Bir kendinize çeki düzen verin oğlum ya. Metin. Akşam bacınızı istemeye gelecekler. Siz hala serserilik peşindesiniz ya. Nasıl ya? Feyza'yı mı istiyorlar akşam? İcat nerede? İcadı bulduk abisi bulduk. Eve gidelim ben sana bir daha göstereceğim. Yürü. Yürü abisi. Şükriye Metin Hanım. Yiğitciğim.
İcat ne durumda? Görebilecek miyim? Kimin çaldığı bulundu mu? Kalk lan ayağa. Anlamadım. Kalk lan ayağa! Ben sadece... Kahveni al, gel benimle. Ben bitirmiştim efendim. Mubese görüntüleri. Bak bakalım kim çalmış. Ama bu çok anlamsız. Çok anlamsız. Ben size bir kahve yapayım geleyim. Biz adamları kibarca gönderelim diyoruz. Sen damatlıkları giyip esin kaynağı oluyorsun. Aferin Ali. Ya adamlar gün almış kızı istemeye geliyorlar. Ben niye esin kaynağı oluyorum ya? Ya ben de onu diyorum ya. Beni niye istemeye geliyorlar? Kızım, abilerin bu icat işlerinden bir halt olmayacağını anlayacaklar. Elleri ekmek tutacak. Sen evlenip yuvanı kuracaksın. Onun için geleni şimdi yollamayalım, adın çıkar. Arkadaş, mevzu döndü dolaştı yine bize patladı ya. Ana, böyle insan içinde hapşurursun ya, hani burnuna kadar utanırsın. Sen de bizi doğururken öyle bir duygu mu oluştu? Ebeci ağzımıza pardon mu dedin ama? Yeri gelmişken hatırlatayım anacığım. Bu damatlıktan başka benim resmi tek elbisem sünnetlik kıyafetim. Onu da sayenizde hala giyebiliyorum. Oğlanların ikisine birden sünnet yapalım dediniz. Bak 16 yaşında sünnet oldum. Sünnetçi hatta derisini nereye bağışlayacaksınız diye bana geyik yaptı. Cevabım hazırdı ama işte kiloya şükretsin. Yeter lan, koca adamın ettiği lafa bak ya. Ulan hala sizi sokaktan topluyorum, serseriler ya. Allah Allah. 30 yaşındaki adamlara niye babalık yapıyorum ben ya? Lan oğlum, sizin yaşınızdaki adamlar altı haneli figürlerin peşinde koşarken siz baba figürüne yapışıp yosun tuttunuz lan. Babacığım bugün çok kırıcısın ama sen ya. Bana bakın, kavga etmeyin. Ya da edin gözleri korksun. Ah gelmişler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne oluyor lan? Canım benim ya. Ya bak, bir saat erkenden geldik ha. Motivasyonumuz çok yüksek. Sen de çok acayip şeyler başarırsın. Gel buraya. Adam gole gidiyor Metin, yetiş. Ay yalla buraya. Pişt, gel abi. Abi. Gel. Sakin dur. Sakin dur. Tamam abi. Tamam sakin. Ya bir zahmet ettiniz. Ay çok kibar bir paket. Bu ne acaba? Öpeyim mi abi? Öpme lan. Süt. Bu sizin herhalde. Buyurun efendim bunu. Değil, değil. Çikolatayı nasıl sevdiğinizi bilmediğimiz için sütü de yanında getirdik. Ha, öyle mi? Buyurun, buyurun efendim. Abi. Öpeyim abi. Ulan. Öpeyim. Abim benim, canım abim. Ne çıkarıyorsun lan? Buyurun abilerim, kartım. Öyle giderken durdurdun ya demin. Sana kart gösterdim Metin. Özdemir yazıyor kartta abi. Ailemizin soyadını karta bastırmış. Metin, çocuğum hadi sohbeti içeride devam edersiniz. Tamam anne. Allah. Abi, abi en kral akraba olacağım. Dükkandan hiç çıkmayacağım. Hallederiz. Meniştenin adı neydi bakayım bakayım? Tuğçan. Şunla isim şehir hayvan oynasan kafadan isim atıyorsun diye kavga çıkar. Ya kızım bırak, adam filan maçı motivasyonuyla gelmiş. Bak ben sana söyleyeyim abisi. Bu seni kesin alıp gider. Şakası bile kötü abi. Hem siz beni baş göz etmekle uğraşacağınızı Metin abimle Eda'nın arasını yapmaya kafa yorsanız bir işe yarar. Evet lütfen. Bu seni kesin alıp gider abisi. Sodyum nitrat yazıyor. Onu 3 yazandan koyacaksın. Efendim, malumunuz gençler birbirini beğenmiş. Birbirini derken? Feyza. Yani sizin oğlan bizim kızı beğenmiş. Anne, ben bunu çok beğendim. Muhakkak alalım. Nasıl bir aile lan bu? Ben bunların altına denden koyup döverim ha. Abilerim, böyle has akraba olacağız. Hiç çıkmayacağım sizin dükkandan. Baba. Çok duygulandım. Bak, koca kızın oldu. Gelin olup gidecek. Baba ya. Ve ilahi Tahsin, ne gelini? Sen yangına körükle gitme Tahsin. Yeter ama Hamiyet Hanım. Yani buraya geldiğimizden beri söylediğiniz her şeyi duyuyoruz. Hayır, yani bir istememe durumu mu var? Ne ilgisi var Nura? Yani daha gençler birbirlerini tanımadılar. Bir tanışsınlar diyorum. Tövbe tövbe.
Ay bu kızda da bir afra tafra. Kurban ol sen benim Tuğcan'ıma. Hanım hanım, görücü adam böyle mi konuşur? Siz buraya kız istemeye gelmediniz mi? Ay istemeye istemeye geldik. Biz hedefi yüksek tutmak için ilk size geldik. Siz bizim B planımızdınız. Ya aslında Tuğcan'ım kasadaki kızı da çok beğendi. Ona da varım. Haftaya da ona gideceğiz kısmetse. Bu ne lan? Adamlar kız isteme olayını fikstüre bağlamış ha. Her hafta deplasman, her... Adam sen baba değil misin? İki kelime etsene. Biraz ağırlık koy. O zaman ben bunu devireyim. Birlikte. Öz! Giremez! Oturun yerinize. Bak! Yeter be! Ya niye kimse bana bir şey sormuyor? Niye beni hiç dinlemiyorsunuz? Araba mı lazım? Feyza'nınkini sormadan alalım. Deney için batarya mı lazım? Feyza'nın bilgisayarından sormadan sökelim. Görücü mü gelecek? Feyza'ya sormadan çağıralım. Bu ne de? Ya yeter! Bu kadar önemsiz miyim ben ya? Feyza! Anne! Bir tek ben miyim bu kadar önemsiz ve yalnız olan? Yoksa hepiniz beni tersten mi okuyorsunuz? Oh! Ne oluyor? Feyza! Feyza istemiyor! İstemeden evlendiremezsiniz onu! Ne oluyor lan? Tanıştırayım. Ben Havai. Bu da arkadaşım Fişek. Feyza, evlenmek istemiyorsan evlenme. Biz bakarız sana. İstemiyorsan yapma. Ulan ben sizin... Bir dakika abi. Teşekkür ederim. Ben sizi ne yapacağımı biliyorum ben sizi. Sezai abi hiçbir şey yapmıyorsun. Hadi gelin ben sizi evlerinize bırakayım bari. Feyza, abilerim ablalarım acele etmiyoruz. Ufak bir işimiz var. Beni takip ederseniz. Gelin böyle Ali abi temizleyerek gel. Lütfen. Ufak bir işimiz var. Buyurun. Oğuzhan. Efendim Tahsin amca. Bak Oğuzhan. Bir daha böyle bir şey olur da bizi haberdar etmezsen sıçarım bacağına. Teşekkür ederim Tahsin amca. Seninle mi uyku tutmadı? Tutmadı ya. Abim de geliyordu. Ya şimdi bu icat çalındı ya. Uyku tutmaz bunu ya. Ya hadi bizim olayımız belli abisi. İyi de sen niye uyumuyorsun ya? Bir şeyim yok ya. Öylesin işte. Nasıl öylesin lan? Ne oldu kız? Ne oluyor kız? Alo kızım ne oldu? Beni B planı yapmışlar. Hayda. Kızım NBA draftın bu ya. İkinci seçilince üzülüyorsun ha? Manyak. Çirkin miyim ben? Saçmalama kızım. Sen ay parçasısın abisi. Baksana şu güzelliğe ya. Ya bırak abi ya. Ben niye kimsenin unutamadığı aşkı değilim? Neden sadece hayatını düzene koymak isteyenlerin tercihi oluyorum? Ya niye kimse benimle aşık olduğu için evlenmek istemiyor ya? Niye yani? Ne ilgisi var kızım ya? Şeyden oluyor. Ben diyeyim sana işte neden olduğunu. Yanına kimse yaklaşamıyor ki anasını satayım. Sana bakan sırtında bizi görüyor. Ne bakıyorsun öyle mal mal? Yanlış bir şey mi söylüyorum Metin? Ben. Allah bizim belamızı versin lan. Eşek kadar adam olduk. Hala bacımızın eline bakıyoruz. Abi ya,
Allah olmam değil. Olayı sen nereye getirdin? Olayın bir yere gittiği yok zaten Feyza. Bir balta yasa bulamadık işte. Hayat kuramıyor bacımız. Bizim yüzümüzden biz hala hayal peşindeyiz anasını satayım. Belki de budur işaret lan. Heh. İcadın kaybolması belki de işarettir. Metin Özdemir oraya bir de buradan bak. Ya abi ben diyemedim sana. Diyecektim ya. Ya biz bırakalım artık bu işleri abi. Ekmeğimize bakalım ya. Şu kızcağız da kurtarsın yakasını bizden ya. Dünyayı da başkası güzelleştirsin. Bize mi kaldı dünyanın derdi? Ama ben sizden şikayetçi değilim ki. Siz beni yanlış anlıyorsunuz. Biz anlayacağımızı anladık abis. Gençliğini heder ettin sen bizim yüzümüzden. O zaman biz de ne yapıyoruz? Bu gece bunu bitiriyoruz lan. Yeter artık lan. Bundan sonra icatlıkta, mucitlikte yok. Bu gece son. Heh. Hadi kalkın lan. Karakuriler alıyoruz kahveden. Tesisatçıya gidiyoruz. Özlem'in ailesi kalk. Ya ben öyle demek istemedim. Siz niye yanlış hadi anlıyorsunuz abis beni ya? Hadi abis. Hadi abis. Hadi. Yeter lan. Abla, bugün konuştuklarımızdan sonra uyku tutmadı. Ev sahibini aradım, evi boşaltıyorum dedim. Eşyalarla birlikte bıraktım. Yere batsın onun eşyaları. Aa, tabii sen burada kalamazsın diyorsan. Yok abla, olur mu öyle şey? Gir. Bir de bankadan kredi patlattıktan sonra valide evi yazdık. Burhan'ı ev öğrenmi? İyi. Eğin o zaman. Aha. İcat gelmiş. İcat gelmiş. Lan, lan. Bunun bir iki farklı. Kuram lan bu. İcadımız gelmiş. Allah! Şanzıman bağlantısının olduğu yerde elektronik aksam var. İyi de biz koymadık ki bunu. Bak, bak, bak şuraya bak. Pistondan gelen gazı döndürüp çevirip tekrar pistona gönderiyorlar. Çok zekice bu ya. Oğlum bu bizim icadımız değil lan. Bu var ya. Bu daha iyisi lan. O zaman bu adamlar bu icadı niye çaldı? Niye daha iyisini getirdiler abi? Yakıtı bulamadılar. İçine koyduğumuz yakıtın ne olduğunu anlamadılar. Alameti harikamızı çözemediler. Vay anasını. Vay babasını. Vay babasını. Vay babasını. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Ne olursa olsun baba, motoru çalacak kadar da ileri gitmeyecektin. Bu konu hakkında defalarca konuştuk Yiğit. Bence çok duygusal davranıyorsun. Duygusal falan davranmıyorum. Bu sefer doğru şeyi buldum baba. Eğer kartlarımızı da doğru oynarsak dünyada bambaşka bir yere gelebiliriz. Hiç umurumda değil. Sence başarırlarsa ne olur Yiğit? Dünyanın en büyük şirketlerini karşımıza alırız. Bütün stratejimiz mahvolur. Göremiyorsun değil mi? Aradığımız lokomotifi bulduk baba. Bu motor bizi büyük oyuncuların arasına sokacak. Artık monte eden değil, tasarlayıp üreten olacağız. Tartışacak bir şey yok Yiğit. Büyük babanla da konuştuk. Biz bu işe girmiyoruz. Motoru çoktan imha ettim ben. Eğer ileri gidersen daha fazlasını da yaparım. Baba! Gel bir anlaşma yapalım. Ben bir daha bu işe karışmayacağıma dair sana söz vereyim. Sen de o ikisi ne yaparsa yapsın müdahil olmayacağına dair söz ver. Ya bu iki aptalın ne bu projeyi tamamlayacak gücü var ne de projeyi düzgün şekilde anlatacak vizyonu. İyi. Eğer sen karışmazsan ben de karışmam. Söz baba. Hiçbir yardımda bulunmayacağım. Söz. Thank you.
Bildiğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evinize. Bakmayın sürçü lisanımıza siz. Bir o yana bir bu yana arada kaldık. Acayip acayip işlere daldık. Derken olmayacak bir şey bulduk biz. Bilmem bu gibi şahat ah nereye. Bazen ileriye bazen geriye. Bu kadar yüz vermesek mi paraya? Biz. Uzakta durma gel benimle. Gam keder girmesin araya. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Bölelim her şeyi yarı yarıya. Olsun kardeş payı. Abi kaç yaşında adamsın? Ne yapıyorsun abiciğim?